Ve Halil Falyalı cinayeti, ünlü iş adamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Vücuduna 16 mermi isabet eden Halil Falyalı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hem Türk hem de Kıbrıs polisi işi sıkı tutuyor. Saldırıyla ilgili gözaltı sayısı şu an 6'ya yükseldi. Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkansa o gece Falyalı'ya kurulan kanlı pusuyla ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı. Halil Falyalı'dan razı mısınız? Razıyız. İş adamı Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Bugün sevenleri son yolculuğunda bir araya geldi. İlk tören evindeydi. Ardından Kumyalı'da toprağa verildi. Saldırıyla ilgili de sıcak gelişmeler vardı. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de İstanbul'dan ard arda gözaltılar geldi. Saldırının ardından ilk gözaltı Kıbrıs'ta gerçekleşti. Bir kişi gözaltına alındı. Ardından polis hem adada hem de Kıbrıs Ercan Havaalanı'nda sıkı tedbirler almıştı. İki şüpheli de Türkiye'ye geçmek üzereyken havaalanında alındı. Falyalı bir iş adamıydı. Otel ve kumarhane işletiyordu. Bir süredir de koruma sayısını arttırmış, zırhlı araçlarla seyahat ediyordu. Saldırı da salı akşam aracıyla evine giderken gerçekleşti. Falyalı saldırının gerçekleştiği akşam eşini ve 3 çocuğunu zırhlı araca bindirdi ve uzun bir aranın ardından ilk kez kendisi başka bir araçla seyahat etti. 3 araçlık konvoy villalarına yaklaştığında yolda dörtlülerini yakmış bir aracı görünce yavaşladılar. İşte saldırı da sonrasında yaşandı. Araçtan inen saldırgan önce şoför Murat Demirtaş'a ateş açtı. Ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı'yı yakın mesafeden Kalaşnikov silahla yaylım ateşine tuttu. Şoför Murat Demirtaş olay yerinde, ağır yaralanan Falyalı ise hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından İstanbul'da da gözaltılar vardı. Öyle ki polis Falyalı'nın son günlerdeki telefon trafiğini incelediğinde en sık görüşmenin Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütü lideri Mustafa Söylemez'le yapıldığını tespit etti. Ardından Mustafa Söylemez'le birlikte iki adamını organize polisi gözaltına aldı. Falyalı saldırısında gözaltı sayısı 6 oldu. İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadesi alınacak. Polis gizemli saldırıda diğer işbirlikçilerin de peşinde. Otopside Falyalı'nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çalıştığımızı da bir kez daha kamuoyuna paylaşmak istiyorum.